Evet, selam arkadaşlar. Kore Notları'na hepinize hoş geldiniz. 22 2022. Bugün Kore Notları'na geçen haftalarda gelmiş Warrior kostümünün aynısının ama daha güzel bir versiyonu. Valkyrie gelişini açarak başlatıyorum. Çok güzel bir kostüm. Bizim sayfada bunun videosu paylaşıldı. Merak eden bakabilir. Onun için koku kıyafetleri, iç çamaşırları, iç çamaşır diyorum, bikinleri falan geldi bu şeyler için. Bize de bir hafta gelir. Büyük ihtimalle demek oluyor bu. Oh. Onun dışında şu pasonun satışı uzatıldı, biliyorsunuz sezon uzatıldı, o bize de uzatıldı. Uzatılmadıysa uzatıldı haftaki bakımda. Bir sonraki gelecek kostüm sınıfı bu olduğunu unutmayın. Bunların hepsine bir hafta ekleyip bize gelme tarihini çıkarabilirsiniz. Gelin normal yamaya. Bu haftaki Kore notu 1.74 GB boyutunda ve T5 petler geldi. Hayırlı olsun arkadaşlar, T5 petler çok uzun zamandır beklemekten sonra 2 yıl geldi. Ve işlevleri açıklandı, globalde anlatmıştık. Yaptığınız şey şu: T5 yapıyorsunuz, ondan sonra lider pet atıyorsunuz. Diğer çıkarmış tüm petlerinizin %15 arttırıyor gördüğünüz üzere. Böyle bir rahatlık veriyor. Bayağı basit bir tarif var, çok zor değil. Çok fazla da gümüşlemiyor, böyle milyarlar tutmuyor. Hatta 100 milyonlar bile tutmuyor eğer yanlış hesaplamıyorsam. Bayağı basit bir tarif var. Global'de anlatmıştım tam eşyasının ismini. Türkçesini bilmiyorum. Bir şu şey var, şu 60 milyon tutuyor. Şuna 600 milyon vermez, kalanı bayağı ucuz. Şuna 60 milyon vermez zorundayız, onda yapacak bir şey yok ama okey. Bunların da şeyi şöyle gördüğünüz üzere, materyaller, ekstra detaylar. Gözlere istediğiniz bir peti T4 koyuyorsunuz, tüy koyuyorsunuz, T5 garanti bir şekilde yükseltiyor, oranı vermiyor, %100 yükseltiyor. Ama şöyle bir özelliği var, şu özelliği gördüğünüzde 5. level'a çıkabiliyor. Ama lider atamazsanız aynen çıkaramıyorsunuz. Yani siz tüm petinizi T5 yaptınız diyelim. Sadece birini lider olarak atıyorsunuz. O lider olarak atadığınız T5 özellikleri aktive oluyor. Diğerlerinin özelliği normal T4 gibi çalışmaya devam ediyor. Bunu unutmayın. Bunu globalde binlerce kez açıkladım. Artık kaçıran her petini benim yama notlarına bakmadan yapan olsa yapacak bir şey yok. BDO acımadan geçmiş olsun kardeşim deyip salacak. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Haberiniz olsun bu konuda. Zaten bize gelen daha detaylı açıklayayım. Burada özet geçiyorum. Çok böyle önceden hazırlık yapacak bir içerik değil ama sonunda geliyor, şükürler olsun ki. Olsun, burada bir şey var mı? Ha, T5 pet yaptıktan sonra görünümü asla o petin bir daha değiştiremiyorsunuz. Onu da unutmayın arkadaşlar. Beceri değişimi de yapamıyorsunuz. Onlara da karar vermeyi unutmayın. Evet, geldik şimdi demirci fonksiyon. Biliyorsunuz demirci fonksiyonu bu ahırları getirmiş tamir falan filan. Ama hala böyle işte bir ona tıkla, bir ona tıkla, böyle 3-4 kez tıklıyorduk her şeyi tamir etmek için. Artık çok basit ve yıllar önce gelmesi gereken bir şey düşünüp getirmişler. Artık tek düğmeye tıkladığınızda yakında at varsa at, gemi varsa gemi, üzerinizdeki ekipmanlar, çantanızdaki şeyler, her şeyi tamir edecek tek bir düğmeye basacaksınız, kurtulacaksınız. Gözde böyle bir düğme var. Bunun yanındaki ayar binisine ayarlıyorsunuz, yükseltiyorsunuz, sonra bam. Garanti bir şekilde hep her şey tamir oluyor. Mükemmel bir değişim. Sonunda gelmiş. Bunu bu arada bugün bug olmuş galiba. Ekleyememişler şey çadıra. Sadece demirciye gelmiş galiba. Bunu haftaya ekleyeceklermiş galiba. Ya da daha sonraki yana da bilmiyorum. Bir de fix'i gelir. Onun dışında kostümlere, abi dedim ya binek ekipmanı diye, dinleyin beni, dinleyin, siz yazmayın, boşverin. Onun dışında kostümleri kitleme fonksiyonu geldi. Kostümün kitleme fonksiyonunun özelliği şu: toplu bir şekilde arkadaşlar artık kron çıkartma fonksiyonu geldi. Burada tek bir düğmeye tıklayıp envanterinizde bulunan tüm kostümleri at buraya kardeşim. Total ne kadar çıkıyor? Bu kadar mı çıkıyor? Tamam at kardeşim diye bir işlev geldi. Ama kitlersiniz burada çıkmıyor, o yüzden giyeceğiniz ya da ince diyorum kron çıkartmak istemediğiniz eşyaları kitlemeyi unutmayın. Bu yama geldikten sonra bize haberiniz olsun. Güzel bir değişim, mantıklı. Onun dışında bunu elde etmenin şeyi pardon. Bu sökme işlemini galiba artık şeyden de yapılabilir oldu. Tüm bu demirciler, zırh atölyeleri, işte silahçılar hepsine eklendi. Onun için karakterler bu zaten bize de geldi. Onun için şu fixler çok önemli değil. Önemli olan da zaten haftaya biz de yamada okuruz. Burada pek bir şey görmüyorum. Heart of Kutum diye bir şey eklendi arkadaşlar. Bu Heart of Kutum, biliyorsunuz Karanlığın Kalbi diye bir şey var. Bildiğin sadece bir kristal slotu ekliyor uyanışlarına. Bir de kritik atma kritik hasarı ekliyor biliyorsunuz. Aynı muhabbetin aynı şekilde kutuma eklenmiş versiyon. Gene milletin kutuma vurması sağlanacağınızı ben sanmıyorum çünkü saçma. Biliyorsunuz Garmo taktığınızda iki taş verirken bir taş verirdi, Karanlığın Kalbi'yi sonra sökebiliyordunuz. Aynı şekilde bunda yan silahınıza
%7 özel kaçınma veriyor. Can vermiyor, nefes vermiyor. %7 özel kaçınma veriyor. Kırmızı yapıyor. Bu kadar yansılanızı. Böyle bir özellik geldi. Bunu daha sonra sökebilirsiniz ama başka bir kullanım için bomboş içerik yani. Bunu da gidip root dozuna, mistik root dozuna çevirme gelmezse bomboş bence. Gördüğünüz gibi yaktığınızda şöyle oluyor. %7 özel kaçınma geliyor. Yani yan silah garmot takıyorsanız hala garmot takmaya devam yani. Bizi etkileme çoğumuzu. Onun için kutum güç taşı değişti. Biliyorsunuz şu ana kadar BDO tarihine gelmiş olan en kötü ve en işlevsiz kimya taşıydı bu takılabilen. İnanılmaz gereksiz ve bomboş bir özelliği vardı. Ben denedim kullanmayı, gerçekten çok denedim ama yok abi, yani mantıklı hiçbir kullanım bulamadım. En son denemeyi bıraktım ve saldım, kullanmadım, attım, duruyor depoda. Sonra bunun birazcık word bir şekilde yapmayı düşünmüşler. Birazcık word mü? Bence hala değil, bence hala çok kötü. Artık arkadaşlar süresi 5 dakika çıktı, 5 dakika cooldown'u var. %2 resist ekliyor ve %5 eşya düşme oranı veriyor. Bunun yani tek özelliği ben sadece pot kasarlı insanların yapacağını düşünüyorum. Bunu onun dışında hiçbir şekilde 3 AP düşmek ya da attack speed kesin speed kaybetmek mantıklı olacağını sanmıyorum buna. O yüzden %2 rest zaten bomboş, ayrı bir olay. O yüzden hala bomboş bir taş, pot kasıyorsanız açın, onun dışında bomboş diye geçiyorum buna. Eşya açıklaması şey yapılmış. Bilgi şeyi eklenmiş. İnternet kafe şeysi var. Çok önemli değil. Geç. Bu solar arası şeyleri bize de geldi. O yüzden geç. Takasla ilgili bu değişimler bize de geldi. Geç. Canavarlar. Ha, bu canavarla ilgili kısmın bir kısmı gelmedi. Garfin kısmı geldi. Ha, pardon, bunlar globalde gelenler. Doğru. Bunlarda büyük değişimler var arkadaşlar. Yıldızın rezonu çöküş atma oranı 1.2 katı arttırıldı. Yani %20 buff gibi düşünün. Onun dışında bu büyük çıkan abi var ya, arada nadiren çıkıyor, kimse atmıyor biliyorsun. Onda da double'lanmış yani, zaten atmıyor, double'lanması arttır mı bilmiyorum. Onun dışında tüm bu spotlara buff geldi. İşte Ereb yok çıkma oranı 2.65 arttı bu şey bölgesinde. Yeşim ormanı bölgesinde. Muravak labirentinde bu Ironclad Muraska'nın çıkma şeyi 5 katı arttırıldı. Genel Murasto 1.5 katı arttırıldı. El ve Gauk tepesindeki şu şeyin bize de geldi. Şu Witmus kısmı gelmedi bize. Witmus'un çıkma şeyi daha doğal olacak şekilde görüntülenecek artık animasyonu. Bu görünüm şey yerleri değişti. Bu bize geldi. Kalfin Elvia'daki bu Rift'in genişliği arttı. Bu bize de geldi. Atraksiyonu bu bize haftaya gelecek. Çok güzel bir değişim arkadaşlar. Bu değişimle artık biliyorsunuz sualtı zindanı kutusundan Tüngrat yüzük, Vağ küpesi ve hipnoz çıkabiliyordu. Ama hipnozun artık BDO'da hiçbir yeri yok. Millet DP build gitmiyor çünkü DP build'la yapılabilecek bir şey kalmadı oyunda. CG tamamen kapattılar DP build'da. Capsiz savaşlar, Capsiz'de de şey, Cap'de de gene AP build artık çok daha mantıklı ve DP build'lar ayakta eriyor. O yüzden bunu silmişler, kimse istemiyor diye mantıklı bir karar olmuş. Artık buradan sadece Tüngrat yüzük ve türevleri ve Vaha küpesi biliyorsunuz distortion'la çöküşle aynı. Bunlar çıkabilecek sadece. Ayarlandı bu su altı şeyine. Onun dışında poli ormanında mobları öldükten sonra R basıp oradan toplamayla çöp kasabiliyordunuz. Bu çöpün fiyatı unutulmuş geçen gelen buff'ta. 1955'ten 9720'ye çıkartıldı bu da. Tabii toplama kimse yapmıyor poli mob kesten sonra ama yapılmıştı. Çok sorgulamayın. Böyle bir geçici görevler eklenmiş. Bu geçici görevler bize geldi. Bakarız zaten. Grana, Merindora şeysi bize de geldi. Kısa hikayeler eklenmiş. Bunlar geldi. Bakarız bizim yama notlarında. Ha, Pennor'u verip işte Narsil'in alabileceğiniz şey eklenmiş. Bu Archer klası ile ilgili. Bunu hatırlıyorum globalde okuduğumu. Bazı görevler bazı şeyleri işliyor. Mesela merkez fiyatına bak, işte şuraya bak, buraya bak falan diyormuş. Onlar düzeltilmiş. Arkadan NPC ses. Önemli bir şey görmüyorum ben. Aynen, bunlar önemli değil. Arayüz. Bu gemi geliştirme diyagramı vardı biliyorsunuz. Şöyle işte geminiz var. İşte ticaretse bu yön. İşte Fırkateyn. Galiba Fırkateyn ise bu yön, işte buradan bunlar oluyor, bundan bunlar oluyor şeklinde böyle bir diyagram vardı. Bunun şeyi biraz daha böyle rahatlatmış, açıklanmış, güzel olmuş. Bize de inşaftaya gelir. Fixler hep arayüz fixleri, gamepad fixleri önemli, geç. Sistem.
Bazı canavar kesme görevinde her mob kesildiğinde bir görev bitirme sesi çıkıyormuş spamlayarak. O düzeltilmiş. Ney? Deşilemen bir tane pet. Farklı bir grup şeyine konulu çıkmıyormuş aramada galiba. Anlamadım bunu. Geçiyorum. Çok önemli fix değil ama pet çiftleştirmesiyle alakalı. Zaten haftaya bekleyeceğiz T5 için. Önemli değil, önemli değil. Geç. Açıklaması değiştirmiş. Geç. New Armor'mış ismi Blue Jade'e geçmiş. LOL. Kostümü unutup New Armor diye eklemişler kek. Like the TV listesine bu South America birleşmesi olduğu için Portekizce, Latin Amerika, İspanyolca dilleri vesaire eklenmiş. Seçeneklere. Burada önemli bir şey var mı? Yok. Burada önemli bir şey var mı? Yok. Önemli bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bugün Kore'ye gelen içeriklerimiz böyleydi. Gördüğünüz üzere başka bir Kore notlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biliyorsunuz Twitch benim ana kontentim. Oradan katılmayı, desteklemeyi unutmayın. 6-7 saat bazen 3-4 her gün bir yayın yapıyorum belediyede. O yüzden gelin. Twitch'ten takip edin. Twitch'ten izleyin derim ben. YouTube'dan sadece yama notları attığım bir platform. Bir de arada montaj videoları. Daha detaylı sorunuz olursa gelin Twitch'ten sorun. YouTube'dan ne kadar destek olmaya çalışsam da olmuyor. Bir hani açıklayamıyorum bazı soruları. Bazı soru uzun, bazı kişiler soru sormayı beceremiyor. O yüzden havada kalıyor. O yüzden Twitch'te izlemeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.